Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Dünyadan birçok haberler var. Kritik haberler var, ilginç haberler var. Türkiye ile ilgili çok çok fazla haberler var. Tüm bu konuları sizler için bulup buluşturdum. Burada Bilal Feyza lisanında anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım. O zaman ne diyoruk? Bodosluma konular. Buyurun videoya dostlar. İlk olarak Vietnam'la başlıyorum. Vietnam Cumhurbaşkanı istifa etti. Vietnam'da iç siyasi kriz her geçen gün daha da büyüyor. Esasen Vietnam'da komünizm yönetimi var. Zaten fotoğraftan da anlıyorsunuz. Bir tarafta Vietnam başkanı, diğer tarafta ise Çin başkanı. Çin'in küçük örneği Vietnam. Şimdi Vietnam'da esasen siyasi kriz şuradan kaynaklanıyor. Yolsuzluklar aldı başını gitti. Birçok bakanın, birçok milletvekilinin, birçok üst düzey bürokratın iş adamlarıyla parasal konuda böyle haşnefişte kucak kucağı olduğu olaylar ortaya çıktı. Bunlar belgelenince bakanlar istifa etti, milletvekiller istifa etti, işte bürokratlar falan istifa etti. Ve en son tahlilde geçen sene Vietnam Cumhurbaşkanı istifa etmişti. Bu yeni seçilen Vietnam Cumhurbaşkanı, bu da bir yıl dolmadan paket, bu da gitti. Tam da Amerika-Çin ekseninde Tayvan geriliminin arttığı bu günlerde bu yaşanan istifalar ve yeni gelecek olan başkanın tam Çin kafalı, tam Çan Çin Çoncu olması niyetleniyor olabilir. Çin Komünist Partisi Vietnam Komünist Partisi'nde düğmeye bastı. Yeni şekillenmeler, yeni başkanlar, bakalım kim gelecek. Çin Amerika ile savaşa girme ekseninde Vietnam'da tamamen Çin düşünceli liderler istiyor. Onlar da Amerika'ya karşı Çin'le beraber bam bam. Öyle mi olacak, ne olacak, ne bitecek? Takibe devam. Amerika'nın burnunu sokmadığı diyarlar yok. Amerika biliyorsunuz dünyanın baş belası, Johnny'ler her taraftalar. Amerika'nın girdiği yerde hayır gelmez. Şimdi İrlanda. Arkada size bir video paylaşıyorum. Videoda bir tarafta Amerikan Başkanı Biden, diğer tarafta ise İrlanda Başbakanı var. Canlı yayında kameraların karşısında konuşuyorlar. İrlanda Başbakanı resmen Amerikan Başkanı'nı yerin dibine sokan tarzı açıklamalar yaptı. Amerikan Başkanı'nı rezil rüsva etti. Kameralar karşısında, canlı yayında. Filistin konusu. İrlandalılar hakikaten ahanda böyle Filistin konusunda duruşuyla net bir şekilde ilerlemeye devam ediyorlar. İrlanda Başbakanı Filistin'in haklarını Biden'ın yüzüne karşı haykırdı ve ardından istifa etti. Daha doğrusu istifa ettirilmiştir. Kimler tarafından? Tabii ki sinsi bacak İngilizler tarafından. Her şey bir yana, bu İrlanda halkı hakikaten çok karakterli bir millet. Saygı duyuyorum. İrlanda Başbakanı Filistinler için koltuğundan vazgeçiyor ve Amerikan Başkanı'na ki lafı saydırıp canlı yayında sonrasında istifa ediyor. Filistin. İsrail. Filistinli bir bedevi aile İsrail savaş kabinesindeki bir bakanı gördüğünüz gibi iftar sofrasına davet etti. Filistinli aile iftar sofrasında İsrailli bakanı ve onun beraberine gelen İsrailli yetkilileri ağırladı. İyi yapıyorsunuz, iyi ki Gazze'yi işgal ediyorsunuz, temizleyin oraları falan. Videoyu görüyorsunuz. Ne güzel de hizmet ediyor sahiplerine bedevi. Ah ulan ah, ah ulan ah. İşte 100 yıl önce bu kafadaki bedeviler, araba şirketleri bizim karşımıza duranlardı. Bizi arkadan o hançerleyenler var ya, işte bunlar, bunların dedeleriydi. Bunlar da aynıları zaten. Olan masum Filistinliler oluyor, olan masum insanlar oluyor, çoluğa çocuğa oluyor. Müminler kardeştir ayeti kerimesiyle, inancıyla bizler asla masla Türk, Kürt, Arap, Laz, Çerkez kimse ama kimseyi ayırt etmeyiz. Yeter ki bize hainlik yapmasınlar. Filistin'de bedevi bir aile, İsrail'de bakanı böyle efsane güzel bir sofrayla ağırlıyor. Orada Gazze'liler açlık, susuzlukla, bunlar da burada böyle keyfi ala bir sofrayla. TürkSat 6A uydusu 3-4 ay içinde uzaya gönderilebilir. Dünya yörüngesine yerleştirilip dünyada bizim gözümüz kulağımız olma yolunda son sürat ilerliyoruz. 6A uydusu tamamen yerli ve milli imkanlarla bizim bilim adamları tarafından geliştirilen bir ürün. Daha önce Amerika'dan, İngiltere'den, Avrupa'dan uygun olan yerlerden bilimsel destek alınıyordu. Şimdi ise tamamen bizim mühendislerimizin özgün bir tasarımla yerli ve milli olaraktan TürkSat 6A uydusunu hayata geçiriyoruz. Testler devam ediyor, çalışmalar devam ediyor. En son olarak TürkSat 6A uydusunun anten testleri ve uçuş simülasyon testleri gerçekleştirildi. Eğer ki bunu tam olarak yapar, uzaya gönderir ve dünyanın yörüngesine yerleştirirsek, dünyada kendi haberleşme uydusunu yapabilen,
üretebilen 10 ülkeden biri olacağız elhamdülillah. Haydi malum 3-4 ay deniyor. Ya 3-4 ay olmaz da 5 ay olur, 10 ay olur, 1 sene olur. Geç olsan da güç olmasın. Bu tür çözümler dünyada tam bağımsız bir Türkiye yolunda ufkumuzu açan gelişmeyle, gençlerimizin de ufkunu açan gelişmeyle geleceğin yüzyılı Türk yüzyılı olma babıyla ilerlemeye devam. Türk teknolojilerinde her geçen gün bir haber çıkmasa olmuyor. Elhamdülillah diyoruz. Öyle teknolojiler üretiyoruz ki, hani az önce dediğim gibi tam bağımsız Türk yolunda son sürat durdurak bilmeden ilerliyoruz. Aselsan'ımız her gün bir şey çıkarıyor. Her gün bir çeşit ürünü üretiyor. Her gün ama her gün. Ahtapot. Deniz gözü ahtapot. Elektro optik keşif gözlem. Kameramız hazır. Arkada videosunu görüyorsunuz. Full HD çözünürlükte 1920'ye 1080 piksel çözünürlükte tam 35 kilometre uzaklıktaki hedefleri böyle yanındaymış gibi, dibindeymiş gibi gösteriyor. Vay bu bambay. 35 kilometre uzaklıktaki bir hedefi lan orada ne yapıyorsun sen Zirtaki? Ağzından yandım. Gel la buraya. Deyip dibinde görebiliyorsun. Bu kadar. Manyak ötesi. Gemilerimizin üzerlerine yerleştirilen bu sistemle beraber gemilerimiz elektro optik gözde ne var ne yok hepsini ama hepsini görebiliyor. Üzerinde ayrıca lazer hedefleme sistemi de var. Lazer ışınıyla o düşman hedefini tamam Zirtaki sen orada madem saklandın ha hedefi işaretleyip yukarıdan İHA'lar SİHA'lar ya da karadan birlikler ya da denizden birlikler ilgili hedefi bulup imha edebilecek. Nokta atışı. Çünkü lazer işaretli. Bir yere kaçsa dahi sıkıntı yok. Onun peşinden o hedef bulunacaktır. Ayrıca geceyi de gündüz gibi gösteriyor. Bizim için gece gündüz fark etmeyecek. Termal kamera ile öyle ne yapıyorsun siz orada diyebileceğiz. Diğer taraftan deniz göz, ahtapot, elektro optik, keşif, gözetleme ve hedefleme kameramızın şöyle bir özelliği de var. Sadece tek bir hedefi takip etmiyor. Hani bir hedefi gördük. 10 kilometre, 20 kilometre, 30 kilometre uzaktaki hedefi gördük ve lazer işaretlemeyi yaptık. Tek değil. Onlarca hedefi aynı anda takip edebiliyoruz. Onlarca hedefi lazer işaretleme yapıp o ne yaptı, bu ne yaptı, şu nerede, bu nereye gitti diye kamera fık 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 sağa sola aynı anda takip edebiliyoruz. Yer değiştirse bile yerini bir yere kaçamazsın ki. Zirtaki. Ula baktık 10 farklı yerde, 20 farklı yerde daha fazla Zirtaki hedefleri var. Hep üçünü birden ahtapotun kolları gibi deniz gözü lazerle işaretleyebilecek ve takip edecek. Bir banigona, bir banigona. Al sana Zirtaki, al sana Zirtaki. Kaçarı yok. O pembe tıkıvericik. Ey yavrimu. Kıpraşma. Hiç acımayacak. Hayalleri hayata geçiriyoruz. Artık dışarıdan bağımlılık değil, tam bağımsız Türkiye yolunda yerli ve milli çözümlerle savaş gemilerimizi, denizaltılarımızı, İHA'larımızı, SİHA'larımızı, savaş jetlerimizi, kara unsurlarımızı her alanda donatıyoruz ve hazırız. Ahtapotun kolları, deniz gözü. Neredesiniz? Topunu kucaklayıcı canım. Devam. Avrupa Birliği'nin Ukrayna muhabbeti buraya kadar. Haber arkada görüyorsunuz, fotoğrafları görüyorsunuz. Avrupa Birliği artık Ukrayna'dan gelen tüm tahıl ürünlerine vergi getirdi. Ha? Evet. Ukrayna-Rusya savaşı çıktığından bugün Avrupa Birliği Ukrayna'yı destekleme amacıyla oradan gelen tüm tahıl ürünlerinden vergiyi sıfırlamıştı, vergi almıyordu. Rahatça, serbestçe AB ülkelerine giren Ukrayna tahılı artık öyle rahat giremeyecek. Çünkü Polonya'da, Hollanda'da, Fransa'da birçok ülkede yapılan protestolar sonucu AB geri adım attı. Avrupa Birliği Ukrayna tahılına vergi getirdi. Aslında baktığımız zaman 3 ay sonra Avrupa Birliği parlamento seçimleri var. He? Hani bir nevi Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki vatandaşlara rüşvette bulunuyorlar. Tamam ya işte vergiyi koyduk siz bu eylemleri bırakın bizi tekrardan seçin. Bakalım ne olacak? Avrupalılar bu AB parlamentosu üyelerini tekrardan seçecekler mi yoksa değiştirecekler mi? Yoksa gidip AB'nin kapısına gübreleri, hayvan gübrelerini dökmeye devam edecekler. Poh kokulu Şanzelize bulvarı, Paris, Fransa tütüm tütüm tütüyor. La makaron parfümü çok sık. Her taraf hayvan gübresi. Ama o hayvanlar ulan ulan. Temizlik bilmeyen Avrupalılar totoşlarında bir okka çakıldakla cıngıl cıngıl geziyorlar. Fransa demişken orayla devam ediyorum. İlginç haberler gelmeye devam ediyor. Fransa, Macron son tahlilde Rusya'ya karşı çok sert söylemlerde bulunuyordu. Ukrayna çıkışında bulunuyordu. Çünkü
Afrika'da habire tokat diyen Fransa, makaron beygirsizi şimdi Ukrayna'da Rusya'ya karşı itibar kazanmaya çalışıyor. Avrupa içindeki itibarını tekrardan geri yükseltmek istiyor ama nereye kadar? Macron, Eliyese Sarayı'nda kararı aldı. Ukrayna'ya 2000 lejyoner gönderecek ve bu haberi Arap basına yapıyor. Arap basını bu iddiayı Rus istihbaratına dayandırıyor. Ne oldu bu ya? Bir dakika. Birleşmiş Milletler haberi gibi. Garman corban. Haber Arap'tan, istihbarat Rus'tan, giden askerler, lejyonerler Fransa'dan, olay yeri Ukrayna. Vallahi. Fransız Le Monde gazetesi yaptığı haberde Fransız Genelkurmay Başkanı aynen şu açıklamayı yaptı. Savaşmaya hazırız. Arkada manşeti görüyorsunuz. Ben demiyorum. Aha da manşet arkada. Fransız ordusu hazır diyen Fransız Genelkurmay Başkanı. Kürre kafalılar iyiden iyiye baktılar ki Ukrayna cephesinde Ukrayna'nın Rusya'ya karşı bir dermanı kalmadı, canı kalmadı. Onu geri canlandırmak için, en azından Rusları daha da sinirlendirmek için şimdi çakma Napolyon, teneke Macron böyle kendisini, adamlarını ön plana atıyor. İlla ki amaçları şu: Rusya birkaç tane füze sallasın Avrupa'ya. İlla. Neyse, beygirsiz makaron 2000 tane pembiş Fransız lejyonerini Ukrayna cephesine göndermeye hazır. Macron Putin'e Fransız öpücüğü verecekmiş. Gönder, tamam, sen oraya o pembiş lejyonerleri gönder, ardından bakalım. Putin makaronun o 2000 pembişine Rus öpücüğü verir, geri gönderir. Tabii dört kollu da. Bana bu pembiş Macron ve pembiş ordusunun fotoğrafını gönderen kardeşime selam olsun. Bir de elini kaldırmış haspam. Çok büyük bir şey yapacakmış gibi. Geçiyorum Johnny'ler diyarına. Trump, Amerikan eski başkanı, bu aralar başı mahkemelerle beladan kurtulmuyor. Zaten aylardır, yıllardır mahkemelerle uğraşıyor. Başkanlıktan gittiğinden beri. Şimdi en son tahlilde Amerikan mahkemeleri Trump'a 454 milyon dolar ceza vermişti. Süresi ise bitiyor 25 Mart'a kadar. Şurada kaldı 5 gün. Trump bu 454 milyon dolarlık cezayı ödemezse ne olacak? Trump fıldır fıldır sağdan soldan para bulmaya çalışıyor. Kendi mülklerini rehin verip, ipotek verip kredi bulmaya çalışıyor. Ama bir türlü istediği parayı bulamadı. Bir dakika ya. Hani bu Trump Karun kadar zengindi. Milyar milyar dolarları vardı. Trump'ın zenginliği esasen mal varlığından geliyor. Gayrimenkul zengini. Dünyanın dört bir köşesinde Trump Tower'ları var, evleri var, binaları var, var. Ama nakitte parası az ve o nakitteki parası 400 milyon dolar çıkmıyor. Trump'ın nakit olarak 100 milyon doları bulunduğu ve geri kalan parayı, 354 milyon doları ipotek karşılığı kredi kuruluşlarından almaya çalışıyor, bankalardan falan. Hiçbir yerden alamıyor. Biden, demokratlar Trump'ın önünü her tarafta kapattılar. Trump'a karşı çok büyük bir plan uygulanıyor. Trump eğer ki bu cezayı ödeyemezse ya mallarına el konulacak ya hapse atılacak. Hapse atılması demek başkanlık sürecinden çekilmesi demek. Düşünün, Trump'ın İstanbul'da Trump Tower diye işte merkezi var, binası var, gökdeleni var. Burasının değeri, misal diyorum, 200 milyon dolar. Trump bunu gitti ipotek etti kredi alacağı kuruluşa. Kredi kuruluşu ona 200 milyon dolar vermiyor. Diyor ki ben o binaya karşılık sana 50 milyon dolar veririm maksimum, o kadar. Başka da vermem. Trump mahkemeyi kaybederse hem 200 milyon dolarlık malı 50 milyon dolara karşıya vermiş olacak. Hem bütün binaları, neyse işte ne kadar çoğunlukla giderse, elinden çıkmış olacak. Günün sonunda Trump'ı her taraftan hem başkanlığı kaybedecek, hem binaları kaybedecek, hem mal varlığı gidecek. Küre kafalı Biden'cılar bir taşla 5-10 kuş vuracak. 5-10 tane Trump kuşu vuracak. Bakalım Trump bunu nasıl atlatacak? Bu tuzaktan nasıl kurtulacak? Lasarların Trump, hadi sana güveniyoruz dedik ya. Amerika'da arınma gecesini başlatacaksın daha. Arınma gecesini başlatmadan çulsuz kalırsan, la bu nasıl iştir böyle? Bizim sarı kafa Trump bu işin altından da kalkar. Hadi güveniyoruz sana. Devam. Amerika demişken Johnny'lerin burnunu soktuğu bir yerle daha devam ediyorum. Esasen bizi ilgilendiren bir nokta. Hem de çok çok ilgilendiriyor bizi. Libya. Libya'da Hafter porsu, Libya'nın yarısı biliyorsunuz darbeci Hafter'in kontrolünde, yarısı ise bizim desteklediğimiz UMH hükümeti, Abdülhamit Dibeybe Trablus hükümeti tarafından yönetiliyor ki Hafter. Hafter'den Putin'e gazluk. Nasıl? Rusya-Ukrayna savaşının uzaması ve ardından Rusya'nın petrol ihracatı onda bunda sıkıntıya girmesi, gelir kaynaklarını, Rus gelirini artık kendi içine tutuyor. Rusya'nın dışında ülkelerde operasyonlarını azaltan Moskova yönetimi,
Bunun karşılığında Libya'da iyiden iyiye çekilen bir Rusya. Rusya Libya'daki operasyonlarını azalttı. Hafter cız çıplak ortada kaldı ve ne yaptı? Hafter de döndü, fırlandı geri. Benga. Çıktığı yere geri gitti. Amerika'ya. Amerikalı paralı askerler Hafter'i korumaya geliyor. Wagner'lerin yerine, Rus paralı askerlerin yerine Amerikalı paralı askerler almaya başladı. Esasen bu bizi bir diğer cephe olan Libya, Türkiye, Yunanistan. Nasıl? Yunanistan biliyorsunuz Libya'nın MEP alanı olan deniz kıta sahanlığında oralara çökmek istiyordu. Ve hatta sözde çökmüştü. Yaklaşık 39 bin kilometre karelik Libya'nın MEP alanını Yunanistan işgal etmişti. Ta ki Türkiye-Libya MEP antlaşması oluncaya kadar. Türkiye-Libya MEP antlaşması geldi. Ardından Libya denizlerinin tüm güvenliğini Türkiye'ye bıraktı. Denizlerde, karalarda Türkler gelsin beni korusun, zenginliğimi paylaşırım dedi. Yunanistan şimdi Libya Hafter ile beraber bir işler pişiriyor. Girit açıklarında Amerikan Chevron firmasıyla beraber petrol arattırmaya çalışacaklar. Ama bu petrol arama yeri Libya'nın MEP sahası olabilir. İzin yok. Asla. Ey Yunan, Libya'nın MEP alanına giremezsin. Yunan şimdi bunu denemek istiyor. Hafter ile beraber, Hafter'in desteğiyle Girit açıklarında Libya MEP alanının petrol alanında çalışma yürütecek. Hafter'i Amerikan birlikleri, Amerikan paralı askerleri koruyacak. Amerika'nın şu an kendi askeri orada yok. Paralı askerleri var. Ha, daha bu işe Rusya bir cevap vermedi. Rusya şöyle yakın zamanda gelip Hafter'in kulağını şöyle bir çekip ulan tık, ben seni o kadar besledim gittin Amerika'yla mı istiyorsun diyebilir. Wagner birlikleri, Rus paralı askerleri tamamen Libya'da Hafter tarafından çıkmadı. Ama baya bir çıkış var. Türkiye, biz buna izin vermeyiz. Libya, Türkiye, Libya'nın mavi vatanı Türk mavi vatanıdır, bizim korumamızdadır. Ey sirtaki, eteğini kafana geçittirme. Uslu puslu otur, bir çılgınlık yapma. Johnny'ye de çok güvenme canım. Yunan demişken Yunanistan gayrip grup işlerde silahlarda çoğalmaya devam ediyor. Yunanistan kendi silah sistemlerini arttırıyor. Arkada fotoğrafı görüyorsunuz. Yunan Başbakan, Yunan Savunma Bakanı ve askeri heyetle beraber yeni bir askeri araç karşılama töreni. Videoyu görüyorsunuz. Sağda solda itfaiye araçları su fışkırtıyor. La bir şey geliyor. Ne geliyor? Helikopter. Denizaltı avcısı olarak adlandırılan Sikorsky MH-60 Romeo deniz şahini helikopterini Yunanistan hizmete aldı. Amerika'ya parayı bastı ve helikopter geldi. Şimdi bu Sikorsky MH-60 Romeo deniz şahini helikopterleri tehlikeli bir helikopter. Denizaltı avcısı özelliği var. Hem savaş gemilerine hem de denizaltılarına karşı kullanılabiliyor. Yunanistan bunu hizmete alarak Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de, Ege Denizi'nde Türkiye'ye karşı kendisini güvenceye almaya çalışıyor. Tamam yavri bu, tamam. İstediğini yapabilirsin. O itfaiye araçlarını kullanman da iyi oldu canım. Yarın bir gün o Romeo helikopterin yere çakıldığında söndürecek bir şeyler lazım. Şimdiden ıslatmaya başlamışsın zaten. Ula Yunan, Hisarlar, Siperler, Gökdoğanlar, Bozdoğanlar. Daha neler neler. Ve dahi elektronik harp sistemleri. Korallar kalkmaya hazır. Sen bilirsin. Biz sana Sirtaki Savar'ı bam çakıvericük. Uslu puslu olursan sıkıntı yok. Bizim mavi vatanımızda, bizim adalarımızda zır zır etme yeter. Adalarımızı inşallah geri alacağız. Ve son dakika haber. Bir Yunan F-16 Block 50 savaş jeti Ege Denizi'nde bilinmeyen bir nedenle bang çakıldı. Pilot son dakika fırlatma koltuğuyla atlayarak kurtuldu. Şu an hastaneye kaldırdılar. La oğlum manyak sirtakiler, F-16 Block 52'yi nasıl düşürmeyi başardınız? Daha düz yolda uçağınızı süremiyorsunuz. Bir de kalkmışsınız bize kafa tutuyorsunuz, hava atıyorsunuz. Yunanistan Başbakanı Miçotakis bugünkü törende, helikopter alma töreninde yaptığı açıklamada doğudaki komşu ülkeler inanılmaz derecede silahlanıyor. Ona karşı biz de tedbirlerimizi almalıyız, kendimizi geliştirmeliyiz diyordun. Helikopteri hizmete aldın. O bir taraftan F-16 Block 52 denizin dibine çaktın. Ya da korallandın mı acaba? Acaba. Bilmem. Ey Miço, o gıcır gıcır helikopterin eğer şovun bittiyse, benzer durum yaşamak istemiyorsan götür hangarına koy, orada dursun. Uslu puslu. Komşuysan komşuluğunu bil. Sana bir Atina yeter, artar bile. Rodos, Girit, Kerpen, Midilli, tüm adalarımız. Batı Trakya. Elbet ama elbet anlaşanlı Türk bayrağı tekrardan dalgalanacaktır. Mora. Morayı unutmadık ey zirtaki. Avrupa Birliği'nde ilginç bir çalışma yapıldı. Bu çalışmada Avrupa'da bulunan ülkelerde yönetimde ne kadar kadın var? Bunun çalışması. Yapılan bu çalışmada arkada gördüğünüz harita sonucu ortaya çıktı.
haritaya bakıyorsunuz gayet pespembe. Hani ülke yönetimlerinde en az bir tane kadın yönetici bulunan, şu an itibariyle bir tane kadın yönetici bulunan ülkeleri görüyorsunuz. Pembe. Türkiye falan hepsi pembe. Bizde de bakanlar falan var. Mavi olan yerlerde ise hiç kadın yönetici yok. Hiç. Sıfır. Ulle. Böyle. Ula neresi orası? Neresi? Şöyle bir yakınlaşalım. Ah gene bizik. Bizim Hun Türkleri. Macaristan. Macaristan'da yönetimde, ülke yönetiminde bir tane bile kadın yönetici yok. Ne yapalım? Yok. Ha şunun da altını çizelim. Geçtiğimiz aylara kadar Macaristan yönetiminde de kadın vardı. Hatırlayın. İstifa etmeseydi Macaristan Cumhurbaşkanı en tepede duruyordu. Ama istifa ettiydi. Romanya basınından ilginç bir haber. Romanya diyor ki Türkiye bizim gazımızı çekiyor. Nasıl yapıyor? Alıyor. Ne diyor? Karadeniz, Türkiye, Romanya, diğer ülkeler. Arkada haritayı görüyorsunuz. Romanya'da yayınlanan bir bilimsel çalışmada ya Türkiye de Karadeniz'de gaz çıkarıyor, biz de gaz çıkarıyoruz. Ama Türkiye'nin çıkardığı gaz bizden daha fazla. Sebep ne ola ki diye bilim adamları araştırma yürütüyor, çalışma yapıyor ve şu sonuca varıyorlar. Türklerin Karadeniz'de eştiği kuyu bizimkinden çok daha derinde. İşte Türklerin bu derinde olan kuyusu bizim gazımızı alttan alttan çekiyor. Bizim kuyu daha yukarıda, Türklerin kuyusu daha aşağıda. Türklerin kuyusu aşağıda olunca bizim gazı da emmüklüyor. Emmücüklüyor. Öyle mi? Öyleymiş. Romanya öyle diyor. Yapılan jeolojik araştırmalarda bilim adamları diyor ki Romanya'nın Neptün o gaz havzasında bulunan gazı Türkler Sakarya gaz havzasında eşdiği o derin, çok çok derin kuyularda bizim gazımızı çekiyor, emmücüklüyor. Sen de eş, sen de derin eş ya da beceremiyorsan çağır bizi, gelelim ortak eşelim, beraber 50-50 gazı paylaşalım. Şimdilik Karadeniz'e çıkardığımız gaz yeterli seviyede değil. İnşallah çok çok daha fazla, çok çok daha büyük gaz yataklarıyla, çok fazla kuyularla ülkemizi gaza boğarız. İnşallah gaz o kadar çoğalır ki, o kadar çoğalır ki sudan ucuz olur. Hatta beleş olur. İnşallah diyelim, inşallah. Ama şu da var, maalesef büyük şehirlerde su da bayağı bir pahalandı. Elbet bu zor günler bitecektir. Elbet bu sıkıntılı günler geçecektir. Elbet bizler sıkıntıyı çektik ama geleceğimiz olan nesillerimiz, çocuklarımız inşallah ama inşallah onlar çok çok daha güzel bir Türkiye'de yaşayacaklar. Çok çok daha büyük, tüm coğrafyalarda hükmeden, tüm coğrafyalarda sözüyle, teknolojisiyle, her şeyiyle, ekonomisiyle yaşayan bir Türkiye ve dost kardeş diyarlar, Türk dünyasıyla beraber, can kardeş Azerbaycan'la beraber ileri, çok daha ileriye giden bir Türkiye. O günleri göreceğiz inşallah. Ha açın ocakları, açın pencereleri, açın kapılar demiyorum ha. Şaka bir yana, yolumuz önemli, yolumuz uzun. Türkiye, Çin, İran, Rusya'dan sonra kendisini korumaya alan. Nasıl korumaya alan? Altın stoklayarak dünyada gelişecek olan herhangi bir kötü duruma karşı kendilerini korumaya alıyorlar. Çin basını. Avrupa Birliği, Amerika, Rusya'ya yaptırımlar uyguluyor. Ukrayna Savaşı'ndan sonra Rusya'ya 16 binden fazla yaptırım uygulandı. Bu yaptırımlara rağmen Rusya ekonomisi ayakta duruyor ve hatta büyümeye devam ediyor. Rusya, dünyanın dört bir tarafındaki altınlarını geri ülkeye getirmişti savaş başlamadan önce ve ardından savaş başladıydı. Rusya, altın ekonomisine güvenerek kendisini korumaya aldı. Halihazırda Rusya yılda 325 ton altın üretiyor. Çok büyük bir rakam. Dünya Altın Konseyi'ne göre Rusya, Çin'den sonra ikinci sırada altın üretiminde. Biz de altın üretiyoruz. İnşallah biz de seviyeyi çok daha yukarılara çıkaracağız. Ama bilimsel olarak en böyle hakkıyla üretim yapılaraktan, öyle yamyamların sömürmesine izin vermeden, bizim kendi şirketlerimiz, devlet şirketleri, yerli şirketler, yerli özel şirketler onlar gidip çıkarmalı. Yabancıyla işbirliği yaparak değil. O da bir sıkıntılı taraf. Şimdi Rusya'dan sonra Türkiye, Çin, İran'da altın stoklamaya başladı ve hatta sizlere anlatmıştım, hatırlayın. Geçtiğimiz aylarda Dünya Altın Konseyi'nin yaptığı açıklamada Türkiye son 3 ayda en çok altın stoklayan ülke olmuştu. Of. Türkiye'nin altın stoğu 600 tonu geçti. Çünkü dünyada her an 3. Dünya Harbi çıkabilir. Çok daha farklı durumlar olabilir. Bu küre kafaların 2020 yılında çıkardığı, dünyayı maskeyle dolandırdığı korona belası benzeri bir salgın durumu olabilir. Çok farklı süreçler gelişebilir. Bunlar için ama özellikle savaş konusunda en büyük garanti altındır. Altının varsa her türlü dış baskıdan, ekonomik baskıdan kendini uzunca bir süre koruyabilirsin. Altın bozdurursun, ihtiyacı olan maddeler alırsın, altın bozdurursun, onu yaparsın, bunu yaparsın.
ve Türkiye Amerika'daki tüm altınlarını çekti ve İngiltere'de bulunan 400 ton altınının büyük bir çoğunluğunu, hemen hemen hepsini geri Türkiye'ye getirdi. Paralarımız dışarıda simsarların elinde değil. İngiltere'de 50-60 ton gibi altınımız var. Onlar da geri alınır. Yaptığımız ithalatta, ihracatta, Londra'daki bu altın borsasında paralarımızı, altınlarımızı orada değerlendiriyoruz. Bakalım ilerleyen aylar, yıllar ne olacak? Türkiye altın stoklamaya devam ediyor. Etrafımız bir ateş çemberi. Biz de o ateşleri yara yara çıkacağız Allah'ın izniyle. İran kuzeyinde, Suriye'de, Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de, birçok cephede hazırız. Ve dahi dost kardeş diyarlara yardım elimizi uzatmaya devam edeceğiz. Can kardeş Azerbaycan, Zengezur konusunda. Onun için durmadık durmuyoruz, durmayacağız. Doğru bildiğimiz yolda koşar adım ilerlemeye devam. Yolumuz ilahi kelimetullah, hedef Kızılelma. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer eylesin. Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.